Değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar için tarihi adım atıldı. Evet, yanlış duymadınız. Çok gür ve net bir sesle söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar için tarihi adım atıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli bir dönemeçten geçildi. GSS primi. Evet, yanlış duymadınız. GSS primi. Yıllardır EYT'ler Sayın Cumhurbaşkanımıza yetkililere sorularını sorarken sağlık muayenesinde sıkıntı yaşadıkları ile ilgili serzenişlerini ve şikayetlerini dile getiriyorlardı. Bu durumla ilgili özellikle not alan, bu durumu not alan yetkililer ve EYT talimatında bu durumu not alan yetkililer hem seçimlerde hem normal dönemlerde siyasilere ve seçimli muhalefetin çok yoğun bir şekilde işlediği bu konuya merhem olmak için çalışma başlatmışlardı. Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve hükümetin çok güzel bir müjdesi geldi. Nedir bu müjde? Hemen açıklamak istiyorum. GSS müjdesi. İşte bu GSS müjdesiyle vatandaşına kucak açan devletimiz ne yaptı? Primlerini yatıramayan veya bağ kurulurken primlerine yetişemeyenlerin yıl sonuna kadar, yani bu yıl sonuna kadar, evet yanlış duymadınız, muayene olmalarının, hastaneye gidip muayene ve teşhis yaptırmalarının önünü açan ve ücretsiz bunun önünü açan bir düzenleme imza atıldı. Evet, bu müjdenin ama asıl adım atılma nedeni şu. Bu müjdenin asıl adım atılması nedeni emeklilikte yaşa takılanlar içindir. Bu bir ilk mi olacaktır? Hayır. Sağlıklı bir iletişimle 4 aşamalı EYT planını ısrarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönetime bildirdiğimizde 4 aşamada bütçeye yük getirmeden böyle bir sorun çözümünü yaptırabiliriz ve uygulatabiliriz. GSS primi için yapılan bu büyük jest oluyor da EYT'ye emeklilikte ödenecek tutar mı olmayacak? İşte biz de ne yapacağız? Bütçeye yük olmayan 4 aşamalı EYT planı için ısrarla bu tarihi adımın atılması için çabalayacağız. Daha dün gibi heyecanla, azimle ve gururlayız. İnşallah bu bütünleşme, bu konudaki çözüm ortak bir akılla sağlanacak. Herkese sevgiler ve saygılar. Görüşmek üzere.